Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Bitcoin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Bitcoin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Bu rapor her şeyi anlatıyor. Bitcoin'de ayı piyasası ne zaman sona erecek? Bitcoin, BTC, 17 bin dolar seviyesini aşmayı başarırken, bugün yayımlanan bir rapor ayı piyasasının bitiş tarihine dair somut ipucu veriyor. Arkane raporu, Bitcoin'de dip görülmüş olabilir. Uzmanlara göre ayı piyasaları her zaman uzun ve yorucu geçer. Ancak BTC tarihine baktığımızda birçok ayı piyasasının bir yıl veya biraz daha fazla sürdüğünü görüyoruz. Kripto para piyasası Kasım 2021'de değerini 3 trilyon doların biraz üzerine taşıyarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Neredeyse bir yıl sonra, piyasa 22 Kasım'da, %73'lük bir düşüşle 820 milyar dolarlık bir döngünün en düşük seviyesine ulaştı. Arkane Research, yakın tarihli raporunda, bu ayı döngüsünün artık uzunluk açısından 2014 ve 2018'dekilerle eşleştiğini gözlemledi. Raporda yapılan açıklamada, mevcut ayı piyasası artık 2014 ila 15 ve 2018 ayı piyasalarıyla karşılaştırılabilir uzunlukta sürdü ifadesine yer verildi. Bununla birlikte, bir önceki döngüde, Ocak 2018'de piyasa değeri 830 milyar dolardan %87 düşerek 100 milyar doların biraz üzere düştü. Piyasa ardından uzun bir konsolidasyon ve yavaş birikim dönemine girdi. Rapor, mevcut Bitcoin'de mevcut ayı piyasasının zirveden dibe 376 gün sürdüğünü ortaya koydu. 2018 yılında bu süre 364 gün iken, 2014 yılında 407 gün olarak gerçekleşti rapora göre bu nedenle mevcut düşüş süresi önceki döngülerle karşılaştırılabilir uzunlukta. Piyasalar geçen hafta mevcut ayı piyasasının dip seviyesinden yaklaşık %10 yükseldi. Toplam piyasa değeri yeniden 900 milyar doların üzerine çıktı. Fed önemli rol oynayacak. Analistlere göre diğer faktörler de piyasanın dibini ve trend değişikliğini etkileyebilir. ABD Fed'in Şahin duruşunu terk etmesi gelecek yıl daha düşük ve daha az faiz oranı artışı anlamına gelebilir. Bu durum, büyük darbe alan teknoloji hisseleri ve kripto para gibi riskli varlıklar için iyi bir haber olabilir. Bitcoin bu hafta 17 bin dolar seviyesine tekrar ulaştı. Ethereum ETH ise tekrar 1300 dolara aştı, bu nedenle daha uzun vadeli bir trend değişikliği oluşmaya başlıyor olabilir. Bununla birlikte, boğa piyasası için henüz erken. Uzmanlara göre, BTC'nin eski parlak günlerine yeniden dönebilmesi için FTX krizinin sona ermesi ve makroekonomik şartların normale dönmesi gerekiyor. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri de kurumsal yatırımın tekrar piyasaya girmesi. Umarım bu videodaki bilgiler Bitcoin'de yatırımı olan veya Bitcoin yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.